Merhaba arkadaşlar. 11. sınıf kimya tekrar testleri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı ikinci tekrar testleri. Bu tekrar testlerin diğer hepsini ayıran bir özellik var. Burada yeni nesil sorular var. Diğer seviyeler için de 9, 10 ve 12 için de yeni nesil sorular yazılmış. Normalde kimyada pek yeni nesil soru olmaz. Şu ana kadar yapılan sınavların hiçbirinde yeni nesil soru çıkmadı kimyadan. İlk kez burada bir yeni nesil sorular, çalışma soruları olarak yayınlandı. Ya sınava girecek, AYT'ye girecek arkadaşlar bunu çözmesinde fayda var. Ama sınavda kimyadan yeni nesil soru çıkıp çıkmayacağına dair net bir şey ifade etmiyor bize. Şimdi bakalım birinci sorudan başlayalım. Fotoğrafçılıkta hareketli cisimlerin fotoğrafını çekmek için iki yöntem vardır. Bunlardan birisi nesnenin dondurulduğu kısa anlık pozlama. Diğeri ise cismin hareketinin ve hızının yansıdığı uzun pozlamadır diyor. Fotoğraf kısa pozlanırsa cismin yeri hakkında bilgi edinilirken hızı hakkında bilgi edinilemez. Fotoğraf uzun pozlanırsa cismin hızı hakkında bilgi edinilir fakat yeri kesin olarak tespit edilemez. Yani arkadaşlar bu bilgiden anlattığı aslında bizim modern atom teorisi giriş kısmında bildiğimiz Heisenberg'in belirsizlik ilkesini anlatıyor aslında. Heisenberg elektronlarla yaptığı çalışmalarda elektronun hızıyla konumun aynı anda belirlenemeyeceği, hızı ne kadar yüksekse konumu o kadar belirsiz, konumu ne kadar belirliyse de hızı o kadar belirsizdir diye ifade etmiştir. Burada da bunu anlatmaya çalışmış. Buna göre hangilerine ulaşılabilir diyor. Elektron da hareketli olduğundan yeri ve hızı aynı anda tespit edilemez. Bu anlattığı ifadenin tam olarak buna ulaşabiliriz. Elektron yörüngelerde dairesel olarak hareket eder. Bu anlattığından buna ulaşamayız. Bir ikincisi elektronların yörüngelerde dairesel olarak hareket etmediğini Heisenberg ve Schrödinger yaptığı çalışmalarla modern atom teorisinde göstermiştir. Elektronlar dairelerde değil, orbitallerde elektron bulutlarında bulunur. Yani olabileceği bölgelerden bahsedebiliriz. Tam olarak yeri burasıdır diyemeyiz. Dolayısıyla bu ifade yanlış. Bohr atom teorisine ait bir ifade. Dairesel olduğu, dairesel hareketli. Bohr atom teorisine ait yanlış bir bilgidir. Üçüncüsü, temel haldeki atoma enerji verilirse uyarılmış atom haline geçer. Bu doğru bir bilgi. Temel haldeki atom enerji verirse uyarılmış atom haline geçer. Doğru. Ancak buradaki anlattığıyla bunun hiçbir alakası yok. Buna ulaşılamaz arkadaşlar bu bilgi. Doğru bir bilgi ancak bu anlattığından buna ulaşılamaz. Dolayısıyla yalnız bir A şıkkı. Bu soru için doğru cevap gelir. İkinci soru. Kuantum sayıları orbitallerin ve orbitallerde yer alan elektronların belirlenmesinde kullanılır. Başlıca kuantum sayıları şunlardır ki 4 tane kuantum sayısı var bildiğiniz gibi Schrödinger'in ifade etti. Bunları da burada anlatıyor arkadaşlar. Baş kuantum sayısı örneğin n, elektronun enerji düzeyini ve elektronun çekirdeği olan ortalama uzaklığına bağlı olarak değişen kuantum sayısıdır. Açısal momentum kuantum sayısı yani L, biz buna yan kuantum sayısı ya da ikincil kuantum sayısı da deriz. Orbitalin şeklini ve bir enerji düzeyinde kaç tane alt enerji düzeyi olduğunu gösteren kuantum sayısıdır. L değeri n'e bağlı olarak 0'dan n-1'e kadar değerler alır. Hatta şunu bilmemizde daha fayda var burada. S orbitalinin rakam karşılığı 0, P orbitali 1, D orbitali 2, F orbitali de 3 sayısını alır. Açısal momentum kuantum sayısı olarak. Üçüncü ise manyetik kuantum sayısı alt enerji düzeyinde kaç tane orbital olduğunu gösteren kuantum sayısıdır. L'ye bağlı olarak ML değeri 2L artı 1 tane değer alır ve eksi L'den artı L'ye doğrudur değerleri. Örneğin S 0 ise ML de 0'dır. Yani yan kuantum sayısı L anlamında 0 ise ML de 0'dır. L örneğin 1 ise ML değeri eksi 1, 0, 1 değerini alır. Mesela 0 yerine koyduğunuz zaman burada 1 geliyor. Bir tane gördüğünüz gibi. L'nin yerine 1 koyduğunuz zaman da 2 kere 1, 2, 3 geliyor. 3 tane gördüğünüz gibi. Şimdi buna göre atomdaki bir elektron aşağıda verilen kuantum sayılarının hangisine sahip olamaz diyor. Baş kuantum sayısı 4, yan kuantum sayısı 3, ML de 1 olabilir. Baş kuantum sayısı 3, 1, 0 olabilir. 2, 1, eksi 1 olabilir. 1, 0, 0 olabilir. 3, 3, eksi 2 demiş. L'yi arkadaşlar baş kuantum sayısıyla aynı ifade etmiş. Ancak yan kuantum sayısı baş kuantum sayısından 1 eksiye kadar en fazla değer alabilir. Dolayısıyla E şıkkı olamaz. Üçüncü soru. Kuantum sayıları ile ilgili bir oyun tasarlanıyor. Oyun 4 adet kutu ve kutu içinde şekildeki gibi renkli toplardan oluşuyor. Kutu numaraları baş kuantum sayısını,
Renkli toplar açısal momentum kuantum sayısını, yani ikinci kuantum sayısını, yani L'yi temsil ediyor. Topun üzerinde yer alan sayı ise manyetik kuantum sayısını, yani ML'yi temsil ediyor. Burada da şekil olarak göstermiş ama burada üzerinde yazan ML değerlerini yazmamış. Sadece kutu ve içerisindeki topların renklerini göstermiş. Oyun şu şekilde oynanıyor. Kutuların herhangi birinden bir top seçiliyor. Seçilen topa göre kuantum sayıları da söyleniyor. Örneğin 3. kutunun üzerinde eksi 1 yazan kırmızı top çekilirse baş kuantum sayısının 3, açısal momentum kuantum sayısının 2, manyetik kuantum sayısında eksi 1 orbital d olduğunu bulabiliyor topun üzerindeki manyetik kuantum sayısına bakarak. Buna göre 4 numaralı kutudan 2 yazan beyaz top çekilirse hangileri söylenebilir? Şimdi şu kutu numaraları baş kuantum sayıları olduğunu söylemiş. İçerisindeki de yan kuantum sayısı. Şimdi birinci enerji seviyesinde sadece s orbitali bulunabilir. O zaman şu sarı top s orbitaline karşılık gelecektir. Renkli toplar manyetik kuantum sayısını ifade ediyordu. Açısal momentum kuantum sayısını ifade ediyordu. O zaman şu ikideki sarı da s olacak. Peki ikinci enerji seviyesinde s ve p orbitalleri vardı. O zaman mavinin de p olduğunu yorumlayabiliriz. Yine buradaki sarı s, mavi p. Üçüncü enerji seviyesi kırmızı o zaman d. Aynı şekilde sarı s, mavi olan p, kırmızı olan d, beyaz olan ise f olacak. Örneğin şu örneğe bakarsak üçüncü kutunun üzerinde şu kutuda eksi 1 yazan kırmızı top. Şimdi kırmızı top çektiği için o zaman d orbital olduğunu yorumlayabiliriz. O zaman d'nin karşılığı arkadaşlar açısal momentum kuantum sayısı 2'dir. S'deki karşılık 0, P'deki 1, D'deki 2, F'deki 3. Onu tekrar yazayım. Bunlar yorumlanır. Şimdi bizde ne yapmış peki? 4 numaralı kutudan 2 yazan beyaz top. Şimdi 4 numaralı kutudan çektiği için baş kuantum sayısı 4. Birinci ifade doğru. Peki beyaz top çektiğine göre bu f orbitali. Orbital türü f, bu da doğru. Açısal momentum kuantum sayısı. Şimdi f'nin açısal momentum kuantum sayısı 3'tür. Ancak 2 demiş. Dolayısıyla bu yanlış. Dolayısıyla 1 ve 3 seçeneği D şıkkı gelir. Yani bu tabii yeni nesil soru tarzı bu şekilde bilgi veriyor. O bilgiye göre çözmeni istiyor ama açıkçası bence zorlama olmuş biraz kimya için. Çok zorlama sorular bu anlamda. Evet. Dördüncü soru. Elementlerin elektron dizilimini öğrencilerine öğretmek isteyen kimya öğretmeni şöyle bir etkinlik tasarlıyor. S orbitalin elektron sayısı kadar yerinde sayılır. P orbitalindeki elektron sayısı kadar ileri yönde adım atılır. D orbitalindeki elektron sayısı kadar geri yönde adım atılır diyor. 1S2, 2S2, 2P6 elektron dizilimine göre başlangıçtan 6 adım ileri yönde uzaklaşılmıştır diyor. Şimdi S'deki kadar yerinde sayılır demiş. Bunların iki kere yerinde saydın, iki kere yerinde saydın. P'deki elektron sayısı olan 6 kadar ileri gittin ve son olarak 6 adım uzaklaşmış oldun. Evet. Böyle bir oyun tasarlanmış. Buna göre başlangıçtan 5 adım ileri yönde uzaklaşmak için elektron diziliminin son terimi olan orbitallerden hangileri olabilir? Şimdi bunu yazıp tek tek saymamız gerekecek bir oyun tasarlanmış gördüğünüz gibi. 1S2, 2S2, 2P6, 3S kare, 3P5. Şimdi bu oyunu oynayalım. S'deki kadar yerimizde saydık. P'de 6 var, 6 ileri gittik. Yerimizde saydık. 5 daha burada var, 11 ileri gittik. Dolayısıyla 5 adım değil 11 gitmiş oluruz. Bu olmaz. Bunu da aynı şekilde 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3P6, 4S1 şeklinde getirelim. Şuraya kadar zaten şunlarda adım olmayacak. Buradan 6 adım gelecek. 6 adım da burada 12 adım. Yerinde sayacak. 12 adıma gidecek. Dolayısıyla bu da olmaz. Yazarsak 3D7'ye kadar yazalım tekrar. 1S2, 2S2, 2P6, 3S kare, 3P6, 4S kare, 3D7. Şimdi S'lerde gitme yok. 6 gittin. Gitme yok. 12 gidildi. Gitme yok. D'de ise geri geliyordu. 7 tane geri gelinecek. 12'den 7 çıktı. 5 tane ileri gitmiş olacak ilk duruma göre. Bu istediğimiz cevap. 4P3 için ise 1S2, 2S2, 2P6, 3S kare, 3P6, 4S kare, 3D10, 4P6,
P 3 diyelim şöyle. Şurada 0, 0, 6 ileri gitti. 6 daha 12. 10 geri gitti. 2, 3 ileri gitti. 5. Dolayısıyla burada da 5 adım atmış olacak. Dolayısıyla 3 ve 4 gelir. Sorunun cevabı. Beşinci soru. Temel halde bir atomun orbital dağılımı 3D, 4 ve 3D, 9 ile bitemez diyor. Küresel simetri özelliği kazanmak için 4S orbitalinden bir elektron kendiliğinden bir şekilde 3D orbitaline geçer diyor. Grafikte X atomunun 3. ve 4. katman alt katmanların enerji düzeyleri gösterilmiş. Buna göre hangileri yanlıştır diyor. Şimdi baktığımız zaman 3. enerji seviyesinde 3S, 2, şöyle yazayım hatta 3S2, 3P6, 4. enerji seviyesinde 4S1, 3. enerji seviyesinde 10 elektron var. Yani burada bahsettiği 3D9 ile bitemez durumu burada yaşanmış. Normalde dizilimde 4S2, 3D9 olması lazım ama olmuyor. Kendiliğinden bir şekilde buradaki bir elektron 3D'ye geçiyor. Yani bu kromdaki durum. Bakır ve kromda istisnaydı bildiğiniz gibi. Bakır 24, krom 29'daki elektron dizilimini bilmeniz gerekiyor. O istisnayı anlatmış. Şimdi buna göre X atom uyarılmıştır diyor. Hayır, uyarılmış değildir. Bu yanlış. Bu kendiliğinden bir şekilde olmaktadır. Uyarılma olayı dışarıda enerji alarak gerçekleşir. X atomun temel hal elektron diziliminde Ml artı 1 olan toplam 6 elektronu vardır diyor. Şöyle baştan itibaren yazalım o zaman X'i. 1S2, 2S2, 2P üzeri 6. Şimdi M değerleri baş kuantum sayıları 1, 2, 2, 3, 3, 4, 3. Yan kuantum sayısı olan L değerleri 0, 0, 1, 0, 1, 0, 2. Buna göre ML değeri. Burada eksi 1, 0, artı 1 olan 2 tane elektron olacak. Burada da aynı şekilde artı 1 olan 2 elektron olacak. Burası 0. Burada eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2. Artı 1 olan yine 2 elektron olacak. Toplam 6 tane elektron olur. Bu doğru. Bunda bir yanlışlık yok. L eşittir 0 kuantum sayısına sahip toplam 8 elektron vardır. L 0 olan 2, 4, 6, 7 tane elektron vardır. Dolayısıyla 8 değil, 7 olması lazımdı. Bu da yanlış. Yanlışları soruyor. Yanlışlar 1 ve 3. C şıkkı diyebiliriz. 6. soru. Açısal momentum kuantum sayısı L'nin rakam karşılıklarını vermiş. Orbital türünü vermiş. SPDF 0, 1, 2, 3. Orbitallerin enerji değerleri N artı L değerinin artmasıyla yükselir. Aynı N artı L değerine sahip olan orbitallerin N değeri büyük olan enerjisi diğerine göre daha büyük olur demiş. Burada Kieślowski-Madelung kuralını anlatmış. Yani enerji sıralamalarını baş kuantum ve yan kuantum sayısına bakarak ifade edebiliyoruz. Şimdi bunların büyükten 4-5 tane orbital vermiş. Enerjilerini büyükten küçüğe sırala diyor. Şimdi şuraya tekrar yazayım bu orbitalleri. 4F, 2S, 3D, 5P ve 6S. Şimdi bunu bulabilmek için baş kuantum sayısı olan 4 ile yan kuantum sayısının değerini topluyoruz arkadaşlar. 4 artı 3'ten 7. S orbitali 2 artı 0'dan 2, 3 artı 2'den 5, 5 artı 1'den 6, 6 artı 0'dan 6. Şimdi en büyük olan 4F orbitali. Büyükten küçüğe sıralı diyor. En büyük 4F. 4F'den sonra 6 olanlar en büyük. Ancak eşit olduğu için baş kuantum sayısına bakarız. Büyük olan büyüktür. Dolayısıyla sonra 6S gelecek. Sonra 5P gelecek. Sonra zaten 3D ile 2S gelecek. Dolayısıyla C şıkkı diyebiliriz. 7. soru. Kuantum sayıları elektronun bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeleri tanımlamamıza yardımcı olur diyor. Baş kuantum sayısı n elektronun bulunduğu katmanı belirtir. Açısal momentum kuantum sayısı elektronun bulunduğu orbitalin türünü belirtir. Manyetik kuantum sayısı olan ML de elektronun manyetik alanda yönelişini belirtir. Verilen bilgilere göre 1, 2, 3 numaralı olarak numaralandırılmış ve kuantum sayıları gösterilmiş elektronun bulunma olasılıklarının yüksek olduğu bölgeler aşağıdakilerden hangisinde doğru gösterilmiştir diyor. Şimdi verdiği şu 2 baş kuantum sayısı 2. Yan kuantum sayısı 1. Ki bu rakamları deminki sorularda da vardı. Hep söyleyeyim. Tekrar yazalım buraya. Bunu çok iyi bilmeniz gerekiyor. S0, P1, D2, F1.
F ise 3 rakamlarını alır. Şimdi birinci için baş konu sayısı 2, L eşittir 1, P diye karşılık gelir. 2P üzeri eksi 1. Şimdi 2P orbitalinde olmalı birinci. Şu bu, eksiden başlayarak eksi 1, 0, artı 1 gibi. Dolayısıyla bu olabilir. Evet, diğerlerine de bakalım. Öyle karşılaştıralım. Mesela bu 3S'ye 1'e yazmış. Bu yanlış örneğin B şıkkı için. 2S yanlış. Bu ortada da genellikle 0 gösterilir ama bu da dursun. Şimdi ikinci için baş kuantum sayısı 4, yan kuantum sayısı 0 o zaman S. ML'si de 0 zaten 4S'nin. O zaman 2 4S'de olacak. Tam olarak şu. Bu 3'e yazmış yanlış. 3S'ye yazmış yanlış. 3S'ye yanlış yazmış. Yani A şıkkı geliyor. Yine 3'e de biz bakalım. Baş kuantum sayısı 3. L'si 2 olduğuna 3D orbitalinde olacak. Evet 3D. Ya genellikle şöyle yazılır arkadaşlar sıralamada. ML değerleri 0, 0, eksiden başlanarak artıya doğru yazılır. 0, eksi 1, 0, artı 1, 0, eksi 2, eksi 1, 0, artı 1, artı 2. O yüzden bu da tam olarak doğru. Mesela A şıkkı bu verdiği 3 tane orbitalin yeri için en doğru seçenek olacaktır. Sekizinci soru. Bir atomun yarıçapı küçüldükçe son yörüngedeki elektrona çekirdek tarafından uygulanan çekim kuvveti artar. Bu durum atomun elektron verme ve alma eğilimlerini veya metalik ametalik özelliklerini etkiler diyor. Buna göre hangileri doğrudur? Atom yarıçapı arttıkça metalik aktiflik artar. Bunu da periyodik cetveli bilmeniz gerekiyor az çok arkadaşlar. Yukarıdan aşağı doğru atomun yarıçapı artar. Yukarıdan aşağı doğru aynı zamanda metalik aktiflik de artar. Yarıçapın arttığı yönde metalik aktiflik yani elektron verme eğilimi artar. Doğru. Yarıçapı küçük olan atomun yarıçapı büyük olan atoma göre elektron alması daha kolaydır diyor. Soldan sağa doğru yarıçap örneğin azalır. Yarıçap azaldıkça sağa doğru gidildikçe ametallik artar ve gitgide elektron alması artar ametale doğru gittiği için. Bu da doğru. Periyodik sistemde atom yarıçapının azaldığı yönde ametalik aktiflik artar. Yine sağa doğru yarıçap azalıyor. Sağa doğru da ametalik aktiflik artıyor. Bu da yine doğru bir ifade. Böylece üçü de doğru diyebiliriz. Dokuzuncu soru. İnşaatta temelden başlanarak üst katlara çıkıldığı gibi bir atomun elektronları da düşük enerjili orbitallerden başlayarak yüksek enerjili orbitallere doğru yerleşir. Şekilde çok elektronlu bir atomda orbital enerji düzeyleri ve bu düzeylerdeki orbital sayıları gösterilmiştir. Bu orbitale en fazla 2 tane elektron yerleşebileceğine göre bir orbitale hangileri doğrudur diyor. Şimdi arkadaşlar bu Aufbau ilkesine göre de bakılabilir buna. Ya da Kieślowski modeline göre böyle sıralanıyor. Önce 1S'ye girer, en düşük enerjiye sahiptir. Sonra 2S, 2P, 3S, 3P, 4S, 3D, 4P diye gidiyor. Şimdi oksijen 8'in ikinci enerji düzeyinde oksijen dizilimini yazarsak 1S2, 2S2, 2P üzeri 4 olacak. İkinci enerji seviyesinde toplam 6 elektron var. Doğru. Mangan 25. Tabii mangan 25'i dizmemiz lazım. Mn25, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Şimdi ne diyor? Üçüncü enerji seviyesinde 5 elektron var. Üçüncü enerji düzeyindeki orbitallerinde 2, 6 daha 8, 5 daha 13 elektron var. Dolayısıyla 5 tane elektron yerleşir demiş. Bu yanlış. Kalsiyum 20 için de arkadaşlar. Şunu onu da şöyle yazalım. Kalsiyum 20. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Dördüncü enerji düzeyinde sadece S orbitali var. Dördüncü enerji düzeyine iki tane elektron yerleşir. Bu ifade doğru. Dolayısıyla 1 ve 3 E şıkkı olarak karşımıza gelir. Zaten bu inşaat aslında şeyden geliyor. Aufbau ilkesinden. Bu ilkeyi biz okullarda Aufbau olarak anlatırız ki Aufbau Almanca'da inşa etmek, inşaat anlamına gelir. Oradan bir etkileşim yazmış bu soruyu yazan için. Evet. 10. soru.
Elektronların orbitallere yerleşme kuralları. Bir orbitale en fazla 2 tane elektron zıt spinli olarak yerleşir. Eş enerjili orbitallere elektronlar önce aynı spinle birer birer yerleşir. Elektronlar önce en düşük enerjili orbitallere yerleşir ve düşük enerjili orbitallere dolmadan diğer orbitallere elektron yerleşemez şeklindedir diyor. Buna göre aşağıdaki bazı atomlara ait orbital şemalarından hangisinde hata yapılmıştır diyor. Burada da yine klasik Hund kuralımızdan bahsetmiş. Şimdi klor için 1S kare, 2S kare, 2P6, 3S kare, 3P5. Evet, burada herhangi bir hata yok. İlla 1, 2, 3 şeklinde değil. Önce birer birer dolduktan sonra ikinci ve üçüncüler birinci ve üçe girebilir. Burada bir hata yok. Bu doğru. Oksijen 1S kare, 2S kare, 2P üzeri 4. Burada da herhangi bir hata yok. Kükürt 16, 1S2, 2S2, 2P6, 3S kare, 3P6. Burada bu orbitale hiç elektron girmeden diğerlerini 4 doldurmuş. Bu yanlış olacak. Şöyle yapması gerekirdi son 3 orbital için. Önce örneğin birer birer girdikten sonra ikincileri birer birer yerleştirmesi gerekirdi. Yani mutlaka burada bir elektron olması gerekirdi. İşte bu yüzden yanlış. Alüminyum 13, 1S2, 2S2, 2P6, 3S kare, 3P1. Burada da bir yanlışlık yok. 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P2. Burada da herhangi bir hata yok. Dolayısıyla C şıkkı diyebiliriz. 11. soru. Atom ve tanecikların yarı çapları ile ilgili atomik yarı çapın atom çekirdeği ile son yörüngedeki elektron arasındaki uzaklık olduğunu ifade etmiş. Şurada şekilde de göstermiş. Hidrojen atomu için çekirdek en uzaktaki elektron arasındaki mesafe. Kovalent yarıçap, kovalent bağ yapmış atomların çekirdekler arasındaki uzaklığın yarısıdır. Şöyle bir hidrojen molekülü. İki çekirdek arasındaki uzaklığın yarısı. Van der Waals yarıçap ise aralarında zayıf etkileşim bulunan iki atomun çekirdekler arasındaki uzaklığın yarısı olarak vermiş. Şimdi buna göre hangileri doğrudur? Şimdi sadece şunu burada ekstradan söyleyeyim. Molekül oluşurken arkadaşlar biraz da iç içe geçme durumu söz konusudur. Burada da kısmen görünüyor. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Şöyle bu atomsa biraz daha öbürü molekül oluşurken biraz da iç içe geçer. Yani şuradaki yarıçap biraz daha azalır ilk durumuna göre. Şimdi atom yarıçapı ile Van der Waals yarıçapı karşılaştırırsak bu durum tam olarak aynı. Atom yarıçapı ile Van der Waals yarıçapı hemen hemen aynı. Dolayısıyla atom yarıçapı Van der Waals yarıçapından büyüktür. Yanlış olur. Kovalent yarıçap ise arkadaşlar dikkat ederseniz atomik yarıçaptan daha küçük. Çünkü biraz daha iç içe geçiyor. Dolayısıyla bu doğru. Van der Waals yarıçapı ise neredeyse atom yarıçapı ile aynı olduğu için kovalent yarıçaptan büyüktür. Dolayısıyla bu ifade de doğru. Dolayısıyla 2 ve 3 D şıkkı gelir. 12. soru. Aşağıda X atomunun koparılan elektron sayısı enerji grafiği verilmiştir. Koparılan elektron sayısı ve buna karşılık verilen enerji. Buna göre baş grup elementi olan X ile ilgili hangileri doğrudur demiş. Şimdi biz bu grafik yardımıyla grubunu tespit edebiliriz. Şu enerji aralarındaki en yüksek farka bakıyoruz. Şimdi burada yaklaşık 2 kat gibi bir artış var. 2 kat. Burada ise 3 kata yakın bir artış var. 2 ile 3 arasında olduğu için bu artış grubu 2A grubu olarak tespit edebiliriz. Doğru. 2A grubunun tamamı S bloğunda yer alır. Bu da doğru. Şimdi 3. iyonlaşma enerjisi bu baştan itibaren verilen enerjiyi ifade ediyor. Bu grafik için. Şimdi 200 verildiği anda 1. elektron kopmuş. 200 verildikten sonra 350 kilojüllük enerji verdi. Yani 550'ye ulaştığın zaman 2. elektron kopmuş. 550'den aradaki fark 1400. 1400 kilojüllük enerji verildiği zaman 1950'ye gelince 3. elektron kopmuş. Yani 2 elektron koptuktan sonra yani artı 2 yüklü iyondan 1 elektron kopartmak için gerekli olan enerji arkadaşlar bu enerji 3. iyonlaşma enerjisidir. Dolayısıyla bunun değeri 1400 kilojül doğru olacak. Dolayısıyla E şıkkı diyebiliriz. 13. soru. Nötr atom elektron verdikçe kalan elektronlar çekirdek tarafından daha güçlü çekileceğinden atom yarıçapı küçülür diyor. Nötr atom elektron aldıkça elektron başına düşen çekirdeğin çekim kuvveti azalacağından atom yarıçapı büyür diyor. Bu bilgilere göre kimyasal türlerin yarıçaplarını küçükten büyüğe doğru kıyaslayınız diyor. Şimdi arkadaşlar burada elektron sayılarını bulalım. Bunun elektron sayısı 2. Buradaki elektron sayısı 10. Buradaki elektron sayısı 10, 10 ve 10.
Şimdi şu elektron sayıları 10 olanları öncelikle bir karşılaştıralım. Şimdi burada arkadaşlar elektron sayıları eşit. Elektron sayıları ise proton sayısına bakarız ki bu yukarıda da ifadede anlatmış. Proton sayısı ne kadar büyükse elektronlara o kadar çok çekim uygulayacağı için yarıçapı gitgide küçülür. Dolayısıyla proton sayısı en az olanın yarıçapı en büyüktür. Bu dördü arasında. Küçükten büyüğe kıyasla diyor. Küçükten büyüğe kıyaslarsak o zaman proton sayısı en büyük olan magnezyum en küçüktür. Mg2 artı iyonu en küçük. Sonra 11 olan sodyum artı. Sonra 7 olan azot 3 eksi. Sonra da karbon 4 eksi denilebilir. Şimdi peki bu elektron sayısı 2 olanı nasıl kıyaslayacağız? Burada da proton sayıları eşitliği üzerinden bakabiliriz. Şu azottan bir bakabiliriz. Şimdi proton sayısı eşitken elektron sayısı az olanın yarıçapı küçük olacak. Şimdi bunun yarıçapı elektron sayısı diğerlerine göre çok az zaten. Dolayısıyla burada en küçük yarıçapı olan elektron sayısı 2 olduğu için azottur. Azot 5 artı diyebiliriz. Dolayısıyla buna uygun gelen şık arkadaşlar 5 şıkkı. Dolayısıyla sorunun cevabı 5 şıkkı diyebiliriz. On dördüncü soru. Nötr gaz halindeki bir atomdan bir elektron koparmak için gereken enerji birinci yonlaşma enerjisi. Artı bir yüklü gaz halindeki iyondan bir elektron koparmak için gerekli enerji ikinci yonlaşma enerjisi denir. İyonlaşma enerjisi tanecik hacmi ile ters orantılı olduğundan bir atomdan elektron kopardıkça bir sonraki elektronu koparmak zorlaşır diye bilgi veriyor. Buna göre hangisi yanlıştır? Sodyum gazına nötr halde enerji verip bir elektron kopartmış. Bu birinci yonlaşma enerjisidir. Doğru. Magnezyumdan burada iki elektron kopartmış arkadaşlar direkt. Buradaki enerji ikinci yonlaşma enerjisi değildir. Buradaki herhangi bir enerjidir ve bu enerji birinci ve ikinci yonlaşma enerjilerinin toplamıdır. Evet, doğru. Sodyum artı iyonundan elektron kopartmak, sodyum atomundan elektron kopartmaktan daha zordur. Elektron koptukça daha güçlü çekileceği için gitgide elektron kopartmak zorlaşır. Bu da doğru. İkinci yonlaşma enerjisi atomdan iki tane elektron koparmak için gerekli enerjidir. Bu yanlış arkadaşlar. Aynı B'de olduğu gibi buradaki enerji ikinci yonlaşma enerjisi değildir. Normal birinci ve ikinci yonlaşma enerjisinin toplamının herhangi bir enerji birimidir. Yonlaşma enerjisi olarak tanımlanmaz. Magnezyum gazından bir elektron koparmak için gereken enerji magnezyum atomunun birinci yonlaşma enerjisinden daha büyüktür diyor. Doğru çünkü biz bunu gaz hali için tanımlıyoruz zaten yonlaşma enerjisini. Burada katı halinden bahsediyor. Bundan elektron kopartmak çok daha zordur. Dolayısıyla bu da doğru. Dolayısıyla D şıkkı yanlış diyebiliriz. Aynı periyottaki X, Y, Z elementleri sırasıyla şöyle aynı periyotta aynı yatay sırada sırasıyla 1A 1A'da X varmış. 7A şuraya 7A olsun. Y ve 3A'da şuralarda bir yer olsun. Burada da Z varmış. Bu elementlerin özellikleriyle ilgili bir küme sistemi oluşturulmuştur diyor. A, B, C, D ve E, X, Y, Z elementlerine ait özellikler olduğuna göre hangisi yanlıştır diyor. Şimdi en büyük elektronegatiflik. Burada en yüksek elektronegatifliğe sahip olan Y'dir. Tabii Y için sadece Y'ye ait bir özellik olduğu için burada doğru bir herhangi bir yanlışlık yok. En büyük yarıçap en solda olan X'e sadece ait bir özelliktir. A karşılık geliyor. Bu da doğru. Yani kümelerden tabi bilirsiniz. Burası ortak özellikler. Burası sadece ona ait olan özellikler denilebilir. En yüksek enerjili orbital türü D'dir diyor. Şimdi tabi bunların şeylerine bakmamız gerekiyor. En yüksek enerjili orbital bu her ikisinde mesela Z ve Y'de aynı olabilir. Bu da ne demiş? D demiş. X ve Y için aynı demiş. Bunda sadece S orbitali olacak 1A'da olduğu için. Bunlarda ise hem S hem P orbitali olacak. Yani P'ler burada bunlar için aynı. Ama S'ler için aynı değil. Yani en yüksek enerji burada P orbitalinde olacak. P bloğunda olduğu için bunlar. Bu 1A'daki S bloğunda olduğu için ortak değil. Dolayısıyla en yüksek enerjili orbitalin türü D'yi X ve Y için ortak gösterdiği için bu yanlış. Yani Y ve Z'yi ortak gösteren şurada yazması gerekirdi. Üçü için de ortak olmaz. Dolayısıyla bu yanlış. Küresel simetri göstermeme. Şimdi 1A küresel simetri gösterir. 3A ve 7A göstermez.
Doğru göstermiş, ortak göstermiş ZVY'yi. Elektron içeren katman sayısı her iki aynı periyotta oldukları için hepsinin katman sayısı eşittir. Dolayısıyla C'yi böyle bir kümede gösterilebilir. Bu da doğru. Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa doğru gidildikçe baş grup A grubu elementlerin atom yarıçapı küçülürken iyonlaşma enerjisi genellikle artma eğilimi gösterir. Ancak iyonlaşma enerjisindeki değişim sadece atom yarıçapına bağlı değildir. Elektron dağılımın son katmanındaki orbitalleri yarı dolu veya tam dolu olanlar atomun küresel simetri olduklarından daha kararlıdırlar. Bu atomların elektron kopartmak daha zordur. Bu durum grafikte gösterilmektedir diyor. Şimdi burada hatırlarsanız soldan sağa genellikle iyonlaşma enerjisi artar. Ancak burada 3 ile 2, 5 ile 6 A grubu yer değiştiriyordu. Yani sıralama şöyle geliyordu. A grubu için. Yani normal sıralamada 2 ile 3, normal sıralamada 5 ile 6 yer değiştiriyordu. Yani buna 3 aşağı, 5 yukarı diye de ifade ediyorduk. Bunun grafikte de böyle gösterilebilir tablo olarak. Yukarıda bilgilere göre aşağıdaki atom şu hangisinin atom yarıçapı büyük olanın iyonlaşma enerjisi de büyüktür demiş. Yarıçapta soldan sağa azalır bildiğiniz gibi. Şimdi ışıklara bakarsak magnezyum 2A grubunda, alüminyum 3A grubunda. Şimdi magnezyum solda olduğu için atom yarıçapı büyük. Aynı zamanda magnezyum 2A'da olduğu için 3A'da olana göre iyonlaşma enerjisi de yüksek küresel simetri özelliğinden kaynaklı. Dolayısıyla bu doğru. Dolayısıyla direkt A şıkkı geliyor. Diğerlerine bakmaya gerek yok. Oturma düzeni şekildeki gibi olan bir konferans sonunda koltuk numarası aynı zamanda bir elementin atom numarasıdır diyor. Buna göre bileşiklerinde sadece artı bir değerlik alan elementleri, P bloğunda yer alan elementleri, geçiş metalleri olarak bilinen elementleri temsil eden koltuk numaralarında oturan kişiler sahneye çağrıldığında kaç kişi yerinde kalır diyor. Şimdi şu üç geçiş metalleri bu verdiği sıralamada şuraya karşılık geliyor. Burayı komple sahneye aldık. Burası gitti. P bloğunda yer alan elementler. P bloğu ise arkadaşlar şurasıdır. Tabi burada şu istisnayı bilmeniz gerekiyor. Helyum S bloğunda yer alır. Dolayısıyla P bloğunda yer alan elementler de sahneye gitti. Bileşiklerinde sadece artı bir değerli kalanlar. 1A grubu artı bir alır ancak burada bir olan hidrojen bileşiklerinde eksi bir de alabilir. Dolayısıyla bu da gitti. Bunlar da gitti. Dolayısıyla geriye kalan kişi sayısı arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5 kişi olacak. Yani C şıkkı diyebiliriz. Periyodik 18'in soru. Periyodik sistemde aynı periyotta soldan sağa gidildikçe elektron negatif genellikle artarken aynı grupta yukarıdan aşağı inildikçe genellikle azalır. Periyodik sistemde X, Y, Z, T ve Q elementlerin elektronegatiflik değerleri verilmiş. X, Y ve Q elementleri aynı grupta. X, Y ve Q aynı grupta. Evet, burada bir hata yapmamış. X, Z ve T elementleri aynı periyotta olduklarına göre. Şu Q, X ve Y'ye bir bakalım öncelikle aynı gruptalarmış. Bunun bir sıralamasına bakalım. Şimdi aynı grupta arkadaşlar yukarıdan aşağı doğru genellikle azalıyor. Şimdi az olan kim arkadaşlar burada? Y, sonra X, sonra Q. Bu şekilde sıralayabiliriz. Q, X, Z gelecek mutlaka. Mesela B'ye gitti. Olabilir. Olabilir. Bu da gitti. Şimdi aynı yatay sırada şunu da karşılaştıralım. Geriye ne kaldı? X. Tabii X bunlarla kesişiyor. X, Z ve T de aynı periyotta. Aynı periyotta ise soldan sağa doğru artıyor. En yüksek olan X en sağda olacak. Sonra 2,5 olan Z, sonra T şeklinde gelecek. Mesela bunları kesiştirdiğimiz zaman arkadaşlar şu Q4 olan zaten en yüksektir. Bu flora karşılık geliyor. Mesela bu ikisini birleştirdiğimiz zaman uygun olarak şu X'ten itibaren sola doğru kayması gerekiyor. Şöyle kabaca ZT diyebiliriz bunun birleşimi. Bu A şıkkı geliyor. C gelmez. Z daha büyük olmaz. Bu böyle yanlış.
Z ve T x'ten büyük. Bu da böyle yanlış gidiyor. Dolayısıyla A şıkkı olarak gelir. 19. soru. Periyodik sistemin D bloğunda bulunan demir ve gümüş elementleri ile ilgili. Demir elementi bileşiklerini genellikle eksi 2 yükseltgen ve basamağına sahip olan oksijen ile demir 2 oksit ve demir 3 oksit bileşiklerini oluştururken gümüş elementi sadece Ag2O bileşiğini oluşturmaktadır. Bilgisi veriliyor. Buna göre bu ifadelerden hangilerine ulaşılabilir? D bloğu elementlerin tamamı bileşiklerini farklı yükseltgen ve basamağına sahiptir. Ancak burada bir D bloğu elementi olan gümüşün sadece bu bileşiği oluşturduğunu söylüyor. Yani buradaki verilen bilgilerden buna ulaşamıyorum. Dolayısıyla bu yanlış. Ki arkadaşlar zaten D bloğu elementlerin tamamı farklı değerlik almaz. Örneğin çinko sadece artı 2 alır. Daima artı 2 alır. Dolayısıyla bu daima geçerlidir ama genellikle farklı değerlikler alıyor. Mesela gümüş de farklı değerlik alıyor ama burada vermemiş. Sadece bir değerini vermiş. Gümüş artı 1 artı 2 alır. 2, F element bileşiklerinde artı 2 ve artı 3 yükseltgen basamağına sahiptir. Şimdi oksijenin eksi 2 olduğunu biliyoruz. Demir artı 2. Eksi 2. Dolayısıyla artı 3. Dolayısıyla burada artı 2 ve artı 3 olduğunu göstermiş. Bu sonuca ulaşılabilir. Gümüş elementi oksijen elementi ile yaptığı bileşikte artı 1 yükseltgen basamağına sahip. Şimdi oksijen eksi 2 zaten. Bir çaprazlamadan buraya artı 1 gelir. Dolayısıyla bu da doğru. 2 ve 3 D şıkkı diyebiliriz. 20. ve son soru. Yükseltgen basamağı bulunurken bileşiklerin yük dengesi sıfır eşitlenir diyor. Örneğin fosforik asitte. Burada mesela hidrojen artı 1. Fosforu bilmiyorsun. Oksijenin eksi 2 olduğunu biliyorsunuz. Alttaki sayıları çarpıp topladığınızda sıfır eşitliyorsun. Şimdi fosfor elementinin bileşiğinde yükseltgen basamağının artı 5 olduğunu bulmuş. Buna göre bileşiklerdeki azot atomunun yükseltgen basamağının değerini küçükten büyüğe doğru sırala demiş. Bulalım tek tek burada. Şimdi burada çaprazlamadan oksijen eksi 2. O zaman azot burada artı 1 değerliğini alır. Burada hidrojen artı 1, azot x olsun. Oksijen eksi 2, 2 çarpı eksi 2'den eksi 4 eşittir 0. Buradan x artı 3 değerliğini alır. Burada oksijen eksi 2, azot direkt artı 2 değerliğini alır. Oksijen eksi 2, azot, hidrojen artı 1. 1 artı x eksi 6 eşittir 0. X buradan artı 5 değerliğini alır. Küçükten büyüğe demiş. En küçük olan birinci, sonra üçüncü, sonra ikinci, sonra dördüncü. 1, 3, 2, 4 yani B şıkkı olarak gelir. Evet, bu sorular bu şekildeydi. Yani bunlar arkadaşlar test sorularının çözdüğünüz soru bankasına benzemiyor gördüğünüz. Burada daha çok hani konu tekrar edilmesi için aslında sorudan önce bildiğin konu özeti yapılmış. Yani konuya çalışmak gibi aslında her soruyu çözmek. Gördüğünüz gibi uzun uzun sorular. Yani siz ekstradan normal yine soru pratiklerinizi yapabilirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kolay gelsin. Başarılar.